genelgenin bir paydaş olarak biz de imkanlarımız ölçüsünde neler yapılması gerektiğini istişaresine diyoruz. Ve baktığımızda bu genelge içerisinde 11 farklı başlık var. Taşınmaz edilmesi, taşınmaması, haberleşme, personel yönlendirmesi, basın yayın, kırtasiye, temsil tören ağırlama, personel giderleri, enerji su alımları, personel servisi gibi bir de diğer hususlarda bunların içerisinde tanımlanmamış hususlar olmak üzere 11 başlık. Ve bu 11 başlık içerisinde de belediyemiz ilgilendiren, belediyemizde tarafından vatandaşa hizmet edilen bu alanlar içerisinde alınması gereken tasarruf tedbirleri ne derse onlarla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmede gördüğünüz nokta bizim özellikle yapmış olduğumuz disiplinli bir şekilde tasarruf tedbirleri belediyemizin kendi imkanlarıyla kendi kendine yetebilen bir belediye olabilme gayreti noktasındaki geldiğimiz nokta birçoğuyla ilgili bu tasarruf tedbirlerimizi uygular bir vaziyette olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim adımıza, kurumumuz adına hakikaten çok güzel bir başlık. İnşallah bundan sonrasında da bu şekilde devam etmek ana hedefimiz. Ama muhakkak ki bizim de check etmemiz gereken, bizim de kendi içimizde düzenlemeler yapmamız gereken konular var. Bunlar da yine genelge çerçevesi içerisinde tedbirleri almamız gereken noktalarda da yeni çalışmalar yürüteceğiz. İşin bir diğer tarafında kamu hizmetleri aksamayacak. Vatandaşa sunulan hizmetler hiçbir şekilde aksamayacak. Vatandaşa sunulan hizmetlerin hatta aksamamakla birlikte daha kaliteli hizmeti verebilmek için, daha vatandaşa ayağına gidecek hizmetler üretme noktasında veyahut da vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmaları devam ettirme noktasındaki çalışmalarımız da sürecek. Ama işin bir diğer tarafında da yüksek kaçmadan, aşırıya kaçmadan bu hizmetleri yürütebilmesi için optimum manada ne yapılması gerekiyorsa bunları kendi içimizde görüşerek, konuşarak, istişare ederek, gerekli tedbirleri alarak hizmetleri vatandaşa ulaştıracağız. Bizden vatandaşın beklediği belediyecilik hizmetleri noktasında olması gereken neler var ise bunları en optimum düzeyde kaynakları kullanarak yerine getireceğiz. Ama işin bir diğer tarafında baktığımız zaman bizim gerek kurmuş olduğumuz tesisler, gerekse edinmiş olduğumuz alet, ekipman, iş makineleri, gerekse personel yönetimindeki şimdiye kadarki disiplinli çalışmalarımız noktasında her zaman en uygun şekilde hizmeti vatandaşa götürme noktasındaki çalışmalarımız bugün de sonuç vermiş durumda. Ve kendi kendine yetebilen belediye olabilme noktasındaki tasarrufumuz, gerek konkursör tesisimizde, gerek asfalt plantimizde, gerek geri dönüşüm tesisimizde, gerekse diğer alanlardaki çalışmalarımız veyahut da belediye hizmet binamız içerisindeki şimdiye kadar yapmış olduğumuz disiplinli çalışmaların getirmiş olduğu nokta. İşin bir diğer tarafında da park bahçe birimimizde kullandığımız sudan, elektrikten, sahada kullanmış olduğumuz diğer giderlerimizi en aza indirecek şekildeki çalışmalarımızın hepsi kıymetli ve değerli. Ama bundan sonrasında da inşallah bir kez daha genelge kapsam içerisinde gerekli çalışmaları da önceleyerek kamu kaynaklarını en efektif şekilde kullanmanın yöntemlerini arayacağız. Hayırlı olsun. Bundan önceki genelgelerde gelen kararlara uyma noktasındaki irademiz bu noktada da gene devam edecek. İnşallah en güzel şekilde vatandaşımıza hizmet ulaştırmış olacağız.